Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş. Bugün karnabahar kullanarak farklı bir tarif göstereceğim. İlk olarak karnabaharı haşlamak için ufak parçalara ayırıyorum. Sert kısımları ve yaprakları kestikten sonra elimizde 600 gram kadar karnabahar olmalı arkadaşlar. Ortalama bir karnabahar fazlasıyla işinizi görecektir. Haşlanmış karnabaharları ocaktan alıyorum. Bu arada kullandığım tüm malzemelere ve ölçülerine yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O kısma yazdım bakmayı unutmayın. Karnabaharlar soğudu. Üzerine 2 yumurta ekleyip blenderdan geçelim. Bu işlemi mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Size kalmış. Ama şunu bilin ki pürüzsüz krem gibi bir kıvamı olmalı. Kıvamını görüyorsunuz. 1 adet havuç rendeliyorum. Kullandığım havuç büyük arkadaşlar. Havucunuz ince ise eğer 2 tane de kullanabilirsiniz. 2 diş sarımsak rendeleyelim. Son olarak bir tutam maydanozu ince ince doğrayıp çorbamızı yapmaya geçebiliriz. Tencereye tereyağı ve ayçiçek yağını ekleyelim. 1-2 tur karıştırıp sarımsakları ekliyorum. Bu kısımda dikkat etmeniz gereken nokta yağın kızgın olması. Bu sayede sarımsaklar aromasını daha fazla bırakacaktır. 1 dakika karıştırıyorum ve rendelemiş olduğum havuçları ekliyorum. Havuçları en az 3-4 dakika kavuralım arkadaşlar. Ne çiğ ne de çok pişmiş olmayacaklar. 3-4 dakika geçtikten sonra unu ekliyorum. Unu mutlaka elekten geçirin. 1 dakika kadar da bu şekilde kavuralım. Sıra geldi karnabahar püresini eklemeye. Bu kısımdan sonra kavurma işlemi bitiyor arkadaşlar. Sadece eklediğimiz püre ısınana kadar karıştıralım. Videoyu yararlı bulduysan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarını yazmayı unutma. Yaptığınız her geri dönüş, her yorum benim için gerçekten çok önemli. Her birini mutlaka okuyorum. 4 su bardağı suyu ekleyip güzelce karıştıralım. Eklediğiniz su sıcak veya kaynar olmamalı. Oda sıcaklığındaki su işinizi görecektir. Baharatları ekliyorum. Baharatlar neler derseniz pul biber, kuru nane, karabiber ve tuz arkadaşlar damak zevkinize göre baharat ekleyip çıkarabilirsiniz. Kapağını kapatıp kısık ateşte 10 dakika kadar pişirelim. Çorbam kaynadı. Altını kapatıp maydanozları ekleyeceğim. Son kez güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Çorbamız hazır, kıvamı da istediğim gibi. Karnabaharı çoğu insan kokusu yüzünden sevmiyor fakat inanın karnabahar kokmuyor desem yeridir. Karnabaharı sevmiyorum deyip ikinci tabağa isteğini gördüm gerçekten. Mutlaka deneyin farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.